İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Türkiye'ye yönelik toprak iddialarının yasal dayanağı olarak SEV Antlaşması. Geleneksel bilginin korunması ve aktarılmasında yerli kadınların rolü. Batı Ermenistan'daki Dersim'in ağaç kesimi adı altında doğasını katlediyorlar. Bakan Yardımcısı Berzor Ahavnov ve Nerkinsus köylerinden tarihi ve kültürel anıtlar tahliye ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyesi Azerbaycan'ın Artsakh halkına yönelik saldırganlığını kınadı. Kara buzulların önemi nedir? Cilo Dağı'nın kalbinde buzlar eriyor. Zizdernagabert adı nasıl ortaya çıktı ve 12 dairesel dikili taş ne anlama geliyor? Daragyuh ve Ninosminta köylerinde Cavah adlı kamp başladı. Ermenistan Cumhuriyeti erkek satranç takımı Azerbaycan takımını mağlup etti. Bu makale Batı Ermenistan'ın SEV Antlaşması uyarınca Birleşmiş Milletler'e üye olmasının tarihsel ve yasal bir dayanağı olup olmadığına dair bir analiz sunmaktadır. Bunun için yazar, bir yandan İtilaf Devletleri ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından imzalanan SEV Barış Antlaşması'nı, diğer yandan aynı güçlerin imzaladığı ancak hiçbir zaman uygulanmadığı antlaşmanın tarihsel koşullarını incelemektedir. Aynı nedenle SEV Antlaşması'na atıfta bulunan makale, Yüksek Akit tarafları tarafından imzalanan ancak hükümetlerine uygun olarak yürürlüğe girmemiş olan çok taraflı antlaşmanın taraflarının yasal yükümlülüklerine ilişkin argümanlar sunmaktadır. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Kadınlar, yerli milletlerin ve halkların bel kemiğidir ve geleneksel atalara ait bilginin korunması ve iletilmesinde önemli bir rol oynamaktadırlar. Doğal kaynakların ve bilginin koruyucuları olarak önemli bir kolektif ve toplumsal rol oynarlar. Ayrıca yerli toprakların ve bölgelerin korunmasında ve topluluklarının toplu haklarının korunmasında dünya çapında lider bir rol oynarlar. Bununla birlikte topluluklarında oynadıkları kritik role rağmen yerli kadınlar genellikle cinsiyet, sınıf, etnik köken ve sosyoekonomik statü temelinde ayrımcılığa uğrarlar. Yerli kadınlar özellikle yoksulluk, eğitime erişim eksikliği, sağlık hizmetlerine sınırlı erişim ve istihdamdan etkilenmektedir. Siyasi hayata katılmıyorlar, aile içi ve cinsel şiddet mağduru oluyorlar. Buna ek olarak yüzyıllar boyunca kendi kaderini tayin, kendi kaderini yönetme ve atalarının kaynakları ve toprakları üzerinde kontrol hakkından mahrum bırakıldılar. Devlet düzeyinde topluluklarda liderlik pozisyonlarını elde edebilen ve topraklarının korunması ve tüketilmesi için protestolarda ön saflarda yer alan yerli kadınlar tarafından bazı topluluklarda karar alma süreçlerinde küçük ama önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bununla birlikte yerli kadınların ciddi bir şekilde yeterince temsil edilmediği, onlar adına alınan kararları orantısız bir şekilde etkilediği ve çoğu zaman çeşitli ayrımcılık ve şiddet biçimlerine maruz kaldıkları gerçeğini koruyor. Bu Uluslararası Dünya Yerli Halkları Günü'nde bu kadınların rolünün tanınmasını sağlayalım. Batı Ermenistan Yerli Halkların Günü'nü kadınlar temelinde kutlamakta, mücadeleye katılmaktadır. Batı Ermenistan'ın Dersim'in Hozat ilçesine bağlı Şamoşi ve Zogar köyleri kırsalındaki ağaçlar 1,5 aydır kesiliyor. İhalede 30 hektarlık alan verilmiş ancak bir sonraki aşamada kesilecek alanın 400 hektara kadar ulaşacağı belirtiliyor. Dersim'in doğasına, kültürüne, diline, inancına yönelik saldırılar hız kesmeden devam ediyor. Geçen yıl operasyon gerekçesiyle yakılan ormanlar bu senede yeniden yeşertme bahanesiyle kesiliyor. Azerbaycan Anıtlarını Koruma Halk Birliği Örgütü projenin fotoğrafını yayınlayarak Berzor'un Surp Hampasman Kilisesi'nin camiye çevrildiğini duyurdu. Artsakh Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Spor ve Kültür Bakan Yardımcısı Lernikovanisyan, Artsakh Devlet Televizyonu ile yaptığı görüşmede
durumu yorumladı ve resmi bir yanıt olmamasına rağmen Azerbaycan'ın niyetinden vazgeçebileceğini düşünmediğini kaydetti. Hovhannisyan, Azerbaycan Ermeni anıtlarını yok etmek ve saygısızlıkta bulunmak için her yolu denemektedir ve 25 Ağustos'tan sonra Berzor Ahano ve Nerkin Sus'ta yeni benzer manzaralarla karşılaşmamak için bugünlerde bu yerleşim yerlerinden tarihi ve kültürel mirasın tahliyesi gerçekleştirildi, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Temsilciler Meclisi üyesi Linda Sanchez, Azerbaycan'ın Artsakh halkına yönelik saldırgan eylemlerini kınayan bir bildiri yayınladı. Linda Sanchez, Twitter sayfasında şöyle yazdı. Azerbaycan'ın ateşkesi ihlal ettiği ve Artsakh halkına karşı sebepsiz bir saldırı başlattığı yönündeki haberlerden endişeliyim. Azerbaycan'ın saldırganlığını şiddetle kınıyorum ve uluslararası topluluğa bölgedeki askeri operasyonların derhal durdurulması çağrısında bulunuyorum, dedi. Batı Ermenistan, Azerbaycan'ın saldırganlığına ve Ermeni karşıtı histerisine dünya kamuoyunun gerektiği yaptırım gücü olan tepkilerini yerine getirmesi çağrısında bulunmaktadır. 4135 metrelik yüksekliği ve altı tepesiyle Ararat Dağı'ndan sonra Batı Ermenistan'ın ikinci büyük doruğu olan Cilo'da küresel ısınmaya bağlı erimeyle beraber buzullar her geçen yıl çanaklara çekilerek giderek küçülüyor. Buzullarla ilgili çalışma yürüten bilim insanları buzulların son 35 yıllık süreçte %48 oranında eridiğini tespit etti. Bazı kaynaklar buzulların 20 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu belirtirken kimi uzmanlar da buzul çağından kaldığını öne sürüyor. Cilo buzulları artık parçalanmaya başlasa da 550 hektarlık alanıyla Batı Ermenistan'ın bütünlüğünü halen koruyan en büyük buzullarıdır. Ancak fosil yakıt ve karbon salımı nedeniyle sıcaklıklar artmaya devam ettikçe erime de sürecek. Buz, dünya ve okyanuslarımız üzerinde koruyucu bir örtü görevi görüyor. Bu parlak beyaz alanlar aşırı ısıyı uzaya geri yansıtıyor ve gezegeni daha serin tutuyor. Zizernagabert, Yerevan'da Tunç Çağı'na ait olan bir antik bölgedir. Geleneğe göre Ermeni aşk tanrıçası Astıhik'in bir tapınağı burada bulunur ve orada yaşayan kırlangıçlar Astıhik'in sevgilisi Tanrı Vahagna haber taşıyordu ve Zizernagabert adı da buradan gelmektedir. Sovyet yönetimi sırasında herhangi bir ulusal ideoloji kesinlikle reddedilmiş ve kabul edilemezdi. Ermenilere karşı uygulanan soykırım olan Armenosit kurbanlarının anılması da susturulmaya zorlandı. 24 Nisan 1965'te birçok ülkede Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit'in 50. yıl dönümü kutlanırken Sovyet Ermenistan Cumhuriyeti'nde binlerce kişi gösteri düzenledi. Halkın taleplerine cevap veren Sovyet Ermenistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 1965 yılının 16 Mart'ında soykırım kurbanları için bir anıt yapılmasına karar verdi. Anıt kompleksi rekor bir hızla 2 yıl içerisinde inşa edildi. Açılış töreni 29 Kasım 1967'de gerçekleşti. Anıt kompleksinin sonsuzluk ateşi tapınağı, içe doğru kavisli bir daire içinde düzenlenmiş ve 12 dikili taştan oluşur. 12 sayısı geometrik yasalara göre seçildi. Ancak insanlar bu sütunların Batı Ermenistan'daki en büyük 12 vilayetini simgelediğine inanır. Ancak gerçek öyle değil. Mimarlar birkaç seçenek denedi. 4, 8, 16 sütun. Ancak en uygun ve en güzeli 12 sütun oldu. Ninus Minta Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi'nde ve Salka'nın Daragyuk köyünde Cavak adlı kampın açılışı 8 Ağustos'ta gerçekleşti. Ninus Minta ve Daragyuk köyünden 145 çocuğun yaz tatilinin 6 günü boyunca Amerikalı Ermeni gençlik takımı liderleri şarkılar, danslar ve çeşitli oyunlarla mutlu bir ruh hali sunacak. Açılış töreni Ninus Minta'da Papaz Armaş Boğosyan, Daragyuk'da ise Papaz Revont Tazyan'ın duasıyla gerçekleşti. Ardından Ermenistan Cumhuriyeti ve Gürcistan Ulusal Marşları altında Cavak adlı kamp başlatıldı. Daragyuk köyünün girişinde gençler Amerika'dan gelen Ermeni grup liderlerini büyük bir ihtişamla karşıladılar. Cavak kampına şehirden, bölgenin farklı köylerinden, Rusya ve Ermenistan Cumhuriyeti'nden gelen çocuklar katılıyor.
44. Dünya Satranç Olimpiyatında Ermenistan Cumhuriyeti erkek takımı Azerbaycan takımını 3-1 yenerek mağlup etti. Takımımızda ilk sırada Gabriel Sarkisyan siyahlarla Şahriyar Mehmet Yarov'u, Robert Hovanisyan beyazlarla Nicat Abbasov'u yendi. Hrant Melkumyan, Kadir Hüseynov, Manuel Petrosyan, Vasif Durabaylı oyunları beraberlikle sonuçlandı. Hatırlatalım, Ermeni takımı daha önceki turlarda Madagaskar'ı, Hindistan'ın ikinci takımını, Andorra'yı, Mısır'ı, Avusturya'yı, İngiltere'yi yenmiş, Amerika Birleşik Devletleri ile berabere kalmış ve Özbekistan takımına yenilmişti. Olimpiyatta 11 tur yapılacak. Hindistan'da düzenlenen turnuva 10 Ağustos'ta sona erecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Otantik Orkestrası tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Daldal adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.